Metropol devam ediyor. Gülsün Kara Mustafa'nın Türkiye'de ve uluslararası platformda bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı sergisi vaat edilmiş bir sergi izleyiciyle buluşuyor. Sanatçının 70'lerin sonundan günümüze kadar devam eden işlerinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Salt Araştırma ve Programlar'dan Merve Elveren ve Duygu Demir yaptı. Sevgili seyirciler, Gülsün Kara Mustafa'nın Salt'taki vaat edilmiş bir sergi sergisinde Merve Elveren'le birlikteyiz. Bize sergiyi anlatır mısınız? Çıkış noktası neydi? Sergi Gülsün Kara Mustafa'nın 1972'den 2012 yılına kadar yaptığı işlerden oluşuyor. Salt'ın ilk açıldığı dönemden bu yana yaptığı tek kişilik sergilerden aslında bir tanesi. Duygu Demir'le birlikte Gülsün Kara Mustafa sergisini yapmaya karar verdiğimiz zaman aslında ilk amaçlarımızdan bir tanesi burada gösterilmemiş işleri ortaya tekrar çıkarabilmek ve bunların Gülsün Hanım'ın diğer işleriyle ilişkilerini aslında ortaya koyabilmekti. O yüzden de sergiyi yerleştirirken aslında kronolojik bir yerleşim yapmadık. Sergide 1970 yılların işleri 1991 yılıyla birlikte gösteriliyor. Bu da Gülsün Kara Mustafa'nın pratiğinin aslında ne kadar sarmal bir yolu olduğunun da göstergesi. Tekrar tekrar ortaya çıkan temalar, tekrar tekrar konu aldığı, farklı malzemelerle konu aldığı temalar var ve sergi içerisinde bunları aslında hiçbir kronolojik dizim olmadan gezebiliyorsunuz. Vaat edilmiş bir sergi aslında adını Gülsün Kara Mustafa'nın 1998-2004 yılları arasında yaptığı Vaat Edilmiş Resimler serisinden alıyor. Biz burada sergide sadece onun son Vaat Edilmiş Resimlerin son serisine aslında yer verdik. Ama bir taraftan da Gülsün Kara Mustafa'nın bu aslında farklılaşan iki sanatsal pratiğini de birleştiriyor. Vaat Edilmiş bir sergide hem sanatçının 72'den bu yana devam eden resim pratiğini görebiliyorsunuz. Ki çoğunlukla aslında lokal izleyici için yapılmış. Bir taraftan da daha çok yurt dışı için yaptığı enstalasyonlarını, video işlerini ve çok fazla Türkiye'de göstermediği bu işleri birlikte görme fırsatı oluyor. Sergide tabii daha önce Türkiye'de göstermiş işlere de yer verdik ama hapishane resimleri gibi Gülsün Kara Mustafa'nın daha önce hiç göstermemiş olduğu bir dizi, 17 tane resimle oluşan bir diziyi de ilk defa bu sergide gösteriyoruz. Sergi sanatçının 1998-2004 yılları arasında yaptığı Vaat Edilmiş Resimler serisinden esinlenir. İstanbul, Kara Mustafa için bir ikondur. İstanbul'a dair bütün duygu ve görüntüler bu ikonun parçalarıdır. Söz konusu resimlerde ikonik resimlerdir. Resimlerde eller belirsiz bir yerleri işaret eder. Mistik nakliye enstalasyonu, göç, zorunlu göç, yerinden edilme, kaçma fikrinin en özgün örneğini oluşturur.
Korumak, saklamaktır. Yorgan korur ve gizler. Hem çeyiz hem de süslü sermayedir. Eskiden mahalle pazarlarında hamallar, alışverişten dönenlerin sebze ve meyvelerini evin kapısına kadar sırtlarındaki küfelerde taşırlardı. Kent değiştikçe, küfeler yerini otoparklarda otomobillere kadar sürülen market arabalarına bıraktı. Mistik nakliye, market arabasıyla küfenin arasında ne birinin ne ötekinin tümüyle birbirini sildiği bir zamana kilitlenir. Kara Mustafa, tekerlekli küfe biçiminde çok sayıda oluşturduğu metal market arabalarının içine yorganları oturtur. Göç ederek kente yerleşmenin sonucunda oluşan arada kalmışlık hissi, sanatçının çalışmasında böylece hayat bulur. Kara Mustafa, kuryeler, vatan doğduğun değil doyduğun yerdir ve muhacir gibi işlerinde de zorunlu yer değiştirmelerin ve sınır geçmelerin kırılgan hikayelerini görünür kılar. Türkiye'de kırsaldan kente göçün etkisiyle 70'ler ve 80'lerde yeni bir kültür oluşumu başlar. Bu değişimden etkilenen Kara Mustafa'nın resimlerine, Yeşilçam'dan baygın bakışlı kadınlar ve erkekler, boncuklu süslemeler, pazen kumaşlardan çiçek desenleri ve gecekondu odaları yansır. İçli şarkı sözlerinden alıntı dizeler resimlere at verir. Sanatçının duvara asılı çalışmaları boyut kazanarak rakı bardağı ve plastik çiçek gibi objelerle bezenir. Evlerin duvarlarını süsleyen bağlamından koparılmış panter desenli İsa'lı Meryem'li kolaj halılar sanatçının resimlerine dönüşür. Sanatçı apartman işinde oturduğu apartmanın Rum sahiplerinin hikayesinin izini sürer. Kara Mustafa'nın kişisel tarihi, Türkiye toplumsal tarihiyle iç içe geçer, göç olgusu kendi yaşamına dokunur. Güllerim Tahayyüllerim, sanatçının çocukluğuna ait bir fotoğraf karesini ortak bir nostaljiye dönüştürür. Resimde görünen bir veda sahnesi, bir vagon penceresi. Baba ailesini Ankara'dan İstanbul'a gönderiyor. Anne ve çocuklar kameraya poz veriyor. Fotoğraf, Kara Mustafa'ya göre genç cumhuriyetin kurgulamaya uğraştığı modern Türkiye ve dönemin politikalarını çok güzel yansıtır. Sahne, Kara Mustafa'nın aktif politik geçmişi ve 1971 darbesinden sonra tutuklanmasından yola çıkar. Sahne enstalasyonuna Kara Mustafa'nın ilk defa gösterilen serisi hapishane resimleri eşlik eder. ...1971 darbesinde sanatçının akademi öğrenciliği yeni bitmiştir. Tutuklanan Kara Mustafa 6 ay hapis yatar, İzmit Kadınlar Hapishanesi'nde kalır. Bu hapishanede genellikle cinayet ve yaralama suçlarından hüküm giyenler bulunur ve çoğunun cezası müebbettir. Sanatçı hapiste anneleriyle beraber yatan çocuklardan çok etkilenir. Bu çocukların bir kısmı annesiyle beraber küçük yaşta cezaevine girmiş ya da hapishanede doğmuştur. Kara Mustafa hapishaneden çıktıktan sonra yaşadıklarını unutmamak için kağıda döker. Resimlerde hapishanede gündelik hayat betimlenir. Sanatçı içlerinde en çok bir fotoğrafa bakarak yaptığı resmi sever. Bu fotoğrafta sanatçı, nişanlılarını öldürmüş olmaları nedeniyle müebbet yatan iki genç kız ve hapishanede doğmuş olan İmdat isimli bebekle görülür. Sanatçı genç kızların her zaman birbirlerinin eşi elbise dikip giydiklerini söyler. Thank you.
Kara Mustafa Çifte Hakikat işindeki mankeni 1987 yılında Beyoğlu'nda bulur. Erkek manken dönemin modasına uygun değildir, üzerinde bir hamile elbisesi vardır ve tek kolu yoktur. Sanatçı erkek mankeni üzerindeki hamile elbisesiyle birlikte satın alır. Kara Mustafa, mankeni görür görmez kafasında enstalasyonu tamamlayacak çift renkli demir konstrüksiyonun canlandığını söyler ve Çifte Hakikat 1987 yılında Yeni Eğilimler Ödülünü alır. Bu erkek manken gibi bulunmuş objeler, Kara Mustafa için önemli bir anlatım aracıdır. Sanatçı bu objelerin insana dair çok şey gizlediğini söyler ve kendisi gibi bir hikaye anlatıcısına yol gösterdiklerini belirtir. Kara Mustafa'nın göç, yerellik, kimlik, kültürel farklılık ve toplumsal cinsiyet gibi konuları tekrar tekrar farklı açılardan ve çeşitli mecralar üzerinden ele alması, 40 yılı aşkın sanatsal pratiğinin döngüsel özelliğine işaret eder. Vaat edilmiş bir sergi 5 Ocağı kadar Salt Beyoğlu ve Salt Galata'da. Başka Metropol'de daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.